Çok muhterem kıymetli kardeşlerimiz, sohbetimize tebrik olarak üç ihlas bir Fatiha okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in eshâb-ı kirâmın, Enbiyâ-i Zâmın, Sâdât-ı kirâm hazrâtının, cümle şehitlerimizin ve geçmişin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyanın selâhetine, hulûl-i müşerref olacağımız Kurban Bayramımızın ümmet-i Muhammed için rahmet, bereket, ruhaniyet, huzur getirmesine. Bu niyaz, bu iltica ile bir Fatiha-i Şerif, üç ihlâs-ı Allah'ımız. Çok muhterem kardeşlerimiz, dünya hayatımızda iki bayram var. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı. Ve bu iki bayramın muhtevasıyla hayatımızın devam etmesi, bir son nefes bayramına erişebilmek, ahiret bayramına erişebilmek, kitabını oku, bugün nefsin kâfidir, o bayrama erişebilmek, sırat köprüsünden geçebilmek, o bayrama erişebilmek, bir cennet yolculuğu. Fakat bu bayramlara erişebilmek için de en mühim, لَا هَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Onlar korkmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir, Rabbimize dost olabilmek. Bir Ramazan bayramı geçirdik. Bu Ramazan bayramı oruç, riyazat ve takva ile geçiren bir ayın ardından bir bayram ihsan ediliyor. Yani Ramazan bayramı bir nevi bir takva şahadetnamesi. Herkesin nasıl Ramazan-ı Şerif geçirdiğini bir şahadetnamesi, o da ancak Ramazan'dan sonra halimizden belli. Bir de onu ahirette onun durumunu Cenab-ı Hak bize gösteriyor, o şahadetnamenin. İkinci Kurban Bayramı'nda bu da İbrahim Aleyhisselam nasıl bir Cenab-ı Hak'la dost oldu? Zaten okunan ayet-i kerime o dostluğunun bir vasfını bildiriyor. Oğluyla beraber İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam beraber nasıl Cenab-ı Hakk'a sadakat gösterdiler? İbrahim Aleyhisselam, "Ya Rabbi de bana bir evlat verirsen" dedi. O kadar Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti vardı ki. Nasıl bir muhabbeti malıyla, canıyla, evladıyla bir muhabbet. Yani onu da Cenab-ı Hakk'a feda etmesini arzu etti. Cenab-ı Hak ayette bildirilen onu uslu, güzel, sakin, huzurlu bir evlat nasip etti. Müstesna bir evlat nasip etti. En nihayet İbrahim Aleyhisselam'a o evladına karşı çok bir muhabbet kalbinde arttı. Cenab-ı Hak onu gördüğü rüyayı hatırlattı. O zaman annesinin Hacer vademizin elinden aldı. Onu bir dostuma götürüyorum dedi. Bir de bıçak istedi. Ne yapacaksın dedi? Dostumu kurban edeceğim dedi. Kurban keseceğim dedi. Tabii Hacer vade neyin ne kurban edeceğini pek anlayamadı o zaman. Kurban etmeye götürürken baba oğul beraber ikisi Allah rızası içinde. Şeytan önünden çıktı. İhtiyar dedi. Senin gördüğün rüya şeytanidir dedi. Oğlunun önüne çıktı, baban seni kesmeye götürüyor dedi. İkisi de şeytanı taşladılar. Baba dedi, Allah rızasında ikimiz de dedi. Emrolunduğun gibi yap dedi. Hatta gözlerimi kapat dedi. Babalık merhametiyle belki dedi Allah'ın emrini yerine getiremezsin dedi. Piçağı İsmail Aleyhisselam'ın boynuna koyunca Cenab-ı Hak İbrahim dedi, sana selam olsun dedi. Sana selam olsun İbrahim dedi. Bu çok zor ve ağır bir imtihandı dedi. İbrahim Aleyhisselam sana bir nam verdik buyurdu. Hep teyyattan sonra İbrahim Aleyhisselam'a da salavat getiriyoruz. Şu hatim indirirken İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Bir burada dostluğun nasıl olduğunu bize Cenab-ı Hak bildiriyor ve orada bir koç indiriyor. Onun için Mevlana diyor ki, sen diyor, keçinin gölgesini kurban etme diyor. Kurbanın mahiyetini düşün, kurban nedir diyor. Nasıl bir fedakârlık dedi, o kurban geldi, senin fedakârlığın ne kadar diyor. İbrahim'e selam olsun diyor. İbrahim bizim mümin kullarımızdandı diyor Cenab-ı Hak. Demek ki mümin bir kul olabilmek. Kurban Bayramı bize bir İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini, teslimiyetini İsmail Aleyhisselam'la beraber. Bu teslimiyetle İbrahim Aleyhisselam iki peygamber babası oluyor. İsmail Aleyhisselam da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz İsmail'in sülbünden geliyor. Yani demek innemal usru yusra, innemal usru yusra. Her zorluğun yanında büyük mükafatlar, büyük ferahlıklar, büyük selametler var. İkinci olarak bize
Bu Kurban Bayramı'nın hatırlattığı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in veda haccı. Bu veda haccından alacağımız hisseler bizim. Oradaki bir incelikler, zerafetler, hassasiyetler, Cenâb-ı Hakk'a yaklaşabilmekler. Haccın da üç mühim hususiyeti var. Bedeni bir ibadet, mali bir ibadet, mühimlerin mühimi tefekkürü bir ibadet. Kurban Bayramı bir nevi Allah ile bir dostluğa davet günleri. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbrahim ve İsmail aleyhisselam fedakarlıklarından bir hisse alarak Cenab-ı Hakk'a yakın kazanacağımız günler. Veda haccından talimat alacağımız günler. Ramazan bayramı bizleri ibadete teksif ettiriyordu. Kurban bayramı ise bir fedakarlıkta teksif ettiriyor. Hakk'a yakınlığı telkin ediyor. İnşallah önümüzde bir Kurban Bayramı var. Aşağı yukarı bir 10 gün kadar kaldı. Tevekkül, teslimiyet, kurbiyet, Allah'a yakınlık ve takvanın bir şahadetnamesi olacak inşallah. Rabbimiz Resulullah Efendimiz yaşadığı ve yaşattığı Ramazan ve Kurban Bayramlarına hisse alabilmeyi cümlemize ihsan ikram eylesin inşallah. Cenab-ı Hak en başta bütün ibadetlerini bir huşu ile ifa etmemizi bu şekilde namaz, oruç, hac, zekat vesaire bunu bir huşu ile ifa etmemiz, bu şekilde bir ruhumuza bir vitamin olması. En başta en büyük vitamin bir namaz olmuş oluyor. Rabbimiz ibadetler müminleri terbiye ve tezkiye ediyor. Mesela namazı nasıl bir namaz kılacağız biz? Sahabiye şu kadarı şurası farz, şurası vacip, şurası sünnettir buyurmuyor Efendimiz. Benden gördüğünüz gibi kılın diyor. Benden gördüğünüz gibi kılın diyor. Onun için farzlar, vacipler, hepsi var. Onun daha ötede bir huşu hali var. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Yine Efendimiz buyuruyor. Bu namaz kalbin sanatı. Namaza durduğun sanki son namazın gibi kıl buyuruyor. Demek ki kalbin bu hale gelmemiz. Bu hususiyetle dikkat edin, kalp nasıl bu hale gelecek? En başta helal gıda olacak. Beraberinde bulduğumuz insanın halinden halleneceğiz vesaire. O şekilde bir takım şartlar yerine gelecek ki kalp o duruma gelebilsin. Namaz nedir namaz? Kendini ilahi bir huzurda bilebilme. Her daim müminin Rabbi ile kalben buluşabilmesi namaz. Ayşe validemiz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz durduğu zaman yüreğinden kazan kaynaması gibi bir ses duyulurdu. Ezan okunduğu zaman Allah'ın huzuruna çıkacağı için etrafını tanımaz hale gelirdi. Büyük bir vecd, istirak hali. Namaz, Hakk'a yakınlık vesilesi. Secde et ve yaklaş buyuruluyor. Medine çarşısında satılan bir köle vardı, iki arzu vardı. Cemaatle namaza olan itinası, Allah Resulü'nün beraber olması, bunun üzerine inne اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ âyetinde. Allah'ın indinde en kıymetliniz, en keremliniz, takva sahibi olunuz denince. Yani bu köle de demek ki burada cemaate devam edebilmek ve huşu ile namaz kılabilmek ve Allah Resulü'yle her an kalben beraber olabilmek demek ki bu Allah indinde bir müminin en mühim vasfı olmuş olacak. Namaz 99 yerde geçiyor. Cenab-ı Hak namazı emrederken sadece salli, namaz kıl buyurmuyor. Ekimis salâ buyuruyor. Namazı ikame et buyuruyor. Yani namazı maddi manevi bütün muhtevasıyla kıl buyuruyor. Bu şekilde namazın bir hakkını verebilmek, yani zahiri ve batini şartları riayet ederek kalp ve beden ahengiyle tadili erken ile kılmaktır. Cenab-ı Hak namaza çok itina göstermemizi arzu ediyor. Ona abdestle hazırlandıktan sonra kılık kıyafetimizi de itina etmemizi bildiriyor. İlahi huzurda olduğumuz bir idraki içinde ey Ademoğulları her secde edişinizde güzel elbiseler giyin buyuruyor. Bir fâninin yanına çıkarken nasıl bir itina gösteriyoruz? Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda zira وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ nereye gitsin, o sizinle beraberdir. Yine Cenâb-ı Hak, namazla kurtuluşa ermemizi istiyor. Cenâb-ı Hak, قَدْ اَفْلَى الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Mü'mine felâh buldu. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Bir kimse Bahâddin Nakşibendi Hazretleri'ne, Üstad diyor, nasıl huşu ile namaz kılınır diyor. Bir diyor, dört şey söylüyor, helal lokma diyor.
kazandığın helal oluyor. Memursan da, imamsan da, esnafsan da vesaire sen de. Komşuna karşı vesaire karşı, komşunun yemek kokusuyla onu şey yapmayacaksın, lokantacıysan imrendirmeyeceksin vesaire, perde koyacaksın. Yani birinci helal lokma. Bahattin Nakşibendi Hazretleri ona çok dikkat ederdi. Tarlasına kendisi yetiştirdiklerinden yemek yapardı. Hastalar da gelip şifa olarak oradan yemek isterlerdi. Birinci helal lokma. İkincisi, abdest sırasında gafletten sakınmak. İlahi huzuruna duracağını idraki için bir abdest alabilmek. Üçüncü, ilk tekbiri alırken, Allahu Ekber derken, kendini ilahi huzurda olduğunu idraki için de olabilmek. Dördüncüsü, namaz dışında da, onlar namazda daimdirler buyuruyor. Namazda da Cenâb-ı Hakk'ı unutmamak, namaz dışında da. Yani zikir halinde olabilmek. Cenâb-ı Hak, Meryem Vâdimiz çok seviyor. 34 yerde Kur'an-ı Kerim tek kadın isim Meryem geçiyor. 34 yerde geçiyor. İsa aleyhisselam'ı çok yerde geçerken Meryem oğlu İsa diye geçiyor. Cenab-ı Hak Meryem'e de Ali İmran 40. ayet ey Meryem diyor. Rabbine ibadet et. Secdeye kapan. Onu da rükû edenlere beraber sen de rükû et buyuruyor. Yani bir rükû da beş tali olacak, istirak hali olacak. İbrahim aleyhisselam şöyle yalvarıyordu Cenab-ı Hakk'a. Ey Rabbim beni zürriyetimden gelecekleri namazı devam kılanlardan, huşu ile kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul eyle diyordu. Demek ki burada bir ananın, bir babanın derdi kendi derdi olacak namazla, bir de evladının derdi olacak. Bu da ufak yaşta başlar. Demek ki kendisi neslin takva ve namaz kılabilenler olması peygamberlerin daha gündemini en çok meşgul eden meselelerden biri. Zamanla kılar duygusu. Şimdi o çocuktur. Zamanla kılar duygusu bu şeytanın getirdiği bir iş, şeytanın getirdiği bir vesvese. Sonra kılamıyor. Bu sebeple en merhametli anne babalar evladını küçük yaşta namaza alıştıran anne babalardır. Ahmed İbn Hanbel diyor ki annem diyor Bağdat çok soğuktu diyor. Beni sabahleyin kaldırdı diyor. Bana diyor su ısıtırdı diyor. Bana abdest aldırdı sıcak suyla diyor. Çarşafını giyin de beni ta caminin kapısına kadar götürürdü diyor. Arkadan Ahmed İbn Hanbel geliyor. Bütün evliya Allah'a baktığımız zaman hep arkasında o güzel anneler vardır. Salih anneler vardır. Bu hakkıyla namaz kılmak ne yapar kula? Ne verir kula? Niçin Cenab-ı Hak bu kadar namazı ısrar ediyor? Cenab-ı Hak diyor, namaz fahşadan, münkerden korur. Fenalıklardan, fitnelerden korur. Demek ki beni namaz ne kadar fahşadan, kötü koruyorsa o kadar namazım benim makbulüm bir namaz. Yok eğer korumuyorsam evladıma doğru düzgün meşgul değilsem. Ama ne olacak? Kazansın da ispan sonra kılar. Yahut da ticariyatta, komşuluk hakkında bütün ay dikkat etmiyorsam demek ki namaz da kılıyorum. Demek ki kıldığım namazda problemler var. O problemi halletmem lazım. Demek ki huşu eksik. Hanımları bilhassa. Burada Cenab-ı Hak Meryem Vâdimiz'in annesini bildiriyor. Hanne Hatun daha hamileyken diyor ki bu çocuğu ben Beyt-i Makdis'e adayım ki diyor. Burada salih bir kul olsun diyor Allah'a. Yani demek ki anne evladının derdinde olacak. Fakat o erkek çocuğuna adanıyordu. Kız olarak geldi Meryem. Bak onun annesinin o sadakati dolayısıyla Meryem de Beyt-i Makdis'e adandı. Ona bir peygamber vekili olarak kılındı. Zekeriya aleyhisselam. Meryem orada bir takva üzerine yaşıyordu. Zekeriya aleyhisselam kapıyı kilitli açardı, bakardı. Değişikli meyveler görürdü. Nereden Meryem bu derdi? Rabbimden derdi. Velhâsıl beş vakit namaz hem kendimize hem evladımıza bir vakit disiplini kazandırır. Gününü tanzim etmeyi öğretir. Yine ayet-i kerimede başımızda bir problem var. Bu problemi neyle halledeceğiz? Yine ayet-i kerimede Bakara Suresi 153. ayetinde ey iman sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Bunun misali de var. İbrahim aleyhisselam Sare validemizle beraber Mısır'a girdi. Mısır'daki hududdaki muhafızlar hemen Firavun'a haber verdiler. Cemal sahibi bir kadın girdi dediler. Firavun hemen bana getirin dedi. Bir peygamberin imtihanından geçiyor. İbrahim aleyhisselam bahçede beklettiler dışarıda. Sare validemi içeri aldı. Firavun tecavüz edecekti. Sare validemi hemen iki rekat bir namaz kıldı. Cenab-ı Hak iltica etti. Firavun tecavüzü geldi, eli ayağı titredi. Aman de bu kadın sihirbaz mı? Nedir? Alıp götürün dedi. Hacer'i de yanına verin, birbirine uzaklaşsın dedi.
Demek ki hep bunlar bize namaz problemli olduğumuz zaman ne kadar bizi namaz selamete çıkartıyor. Bu da bizim kıldığımız namazın vecdine, huzuruna, istirakına bağlı. Efendimiz daima erkeklere bilhassa cemaatle namaz kılmayı emrederdi. Amaya bile onu, amaya bile hayale salay hayale ver duyuyorsan devam et buyurdu. Namaza ihtiram göstermesini ikaz ederdi. Namaz ve Efendimiz çok dururdu. Gelmeyenler var, niye gelmedi onu sonra araştırırdı. Eğer bir sebep, az bir sebepse ikaz ederdi. Eğer seyahate çıkmaya dua ederdi, hastaysa gidip şifa dilerdi. Oruç ayrı bir vitamin bize. Hep bunlar Cenâb-ı Hakk'ın lütufları, ibadetler. Oruç nefsimi tezkiye ediyor. Bir damla suyun, bir lokma ekmeğin kıymetini idrak ettiriyor bize. Nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. Bak şunu da bu an parantez içinde söyleyeyim. En büyük nimet, bugün 8 milyar insan var dünyada. 2 milyar Müslüman var. Bunu da ehl-i sünnet olarak kaçta kaç, biz de onun içinde Cenâb-ı Hak hak etti. Burada Cenâb-ı Hakk'ın nimetini düşün. Bir de en büyük peygamberi ümmet kıldı, onun nimetini düşün. Ve bunun bedelini de biz nasıl ödeyeceğiz Cenâb-ı Hakk'a? Nasıl bir kul olacağız, nasıl bir Cenâb-ı Hakk'a dost olacağız? Cenâb-ı Hak buyuruyor, Cenâb-ı Hakk'ın adıyla oku buyuruyor. En mühim okuyacağımız bu. Allah'ın bize lütufları. Başka göklerde ve yerde ne varsa amade kıldım buyuruyor. Bütün mahlukat bizim için yaratıldı. Velhâsıl Cenâb-ı Hak oruçla bize nimetlerin kadrini idrak etmeyi bildiriyor. Yani gönlünde şükran hissini artmasına vesile olacak oruç. Mahrumların, açların hâlini tefekkür ettirecek. Cenâb-ı Hak لَعَلُّكُمْ تَتَّقُونَ اُمُرُوا كِ تَقْوَى sahibi olun bu oruçla buyuruyor. Bu hangi oruç? İşte ruhani bir oruç. Huzur ile tutan bir oruç. Göze, kulağa, bedene bütün huzurla tutan oruç. Böylece kalpleri rikkat kazandırıyor, hassasiyet kesbediyor. Zekat, sadaka, infak bir de cömertlik. Mülk Allah'ındır. İlk basamakta zekat, üstüne sadaka ve infak devam edecek. Bu 125 yerde geçiyor Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Mümin vermenin hazzını yaşayacak. Verme üzüntüsünü değil, hazzını yaşayacak. Rabbimiz muhtacın ihtiyacını görmek suretiyle duasını almamıza vesile olmamızı arzu ediyor. Yani Müslüman yaşama zevkini bir tarafa bırakıp yaşatma zevkine revaç verecek. Rivayete göre Musa aleyhisselam "Ya Rabbi seni nerede arayayım?" deyince Musa dedi "Sen beni gariplerin, yalnızların, kırıkların yanında ara." buyurdu. Yani zekat, infak, sadaka insanın mal mülke gereğinden fazla değer vermesi önüne geçiyor. Malın ilahi bir emanet olduğunu şuurunu yaşatıyor. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? لَنْ تَرَمَ بُرْ رَحْتَهُ تُنْ فِي مَا تُبُونَ Sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Sana Allah ne verdi? Akıl verdi, zekâ verdi, para verdi, mal verdi, evlat verdi, ne verdiyse bunları Allah yolunda adamamız lazım. Sevdiklerinizden infak etmedikçe Allah'a yaklaşamazsınız buyuruyor. Cenab-ı Hak her şeyde bir imtihan içinde. Kula fazla fazla veriyor fakat bir imtihan olarak veriyor. Ve bu ayetle cömertliğimiz test ediliyor. İnfak ederken para olarak, yardım olarak, her türlü ne bileyim bir öğretirken vesaire İslam'ı telkin ederken acaba seviniyor muyuz? Bir haz duyuyor muyuz? Yok içimizde dünyevi kaygılar, nefsani tereddütler ve sıkıntılar var. Yani ahiret arkada, dünya önde mi oluyor? Yani Cenâb-ı Hak zekât, sadaka, infakla ne kadar kulun ne kadar fedakâr olduğunu Cenâb-ı Hak test ediyor. Bu da tabii hep kıyamet günümüze çıkacak. Zekât minimum, asgari bir mükellefiyet. O zaten fakire ait. Fakire borcunu ödüyorsun zekâtla. Fakir orada malın ortağıdır. Kırkta bir ortağıdır. Hayvan da ayrı, toprak da ayrı vesaire ayrı. Yani varlıklı kimsenin malındaki fakirin hakkıdır. Zekat. Sadaka kişi belayı musibetlerden koruyan gönüllü bir fedakarlıktır. Mekke'de büyük yangın oldu. Hazreti Ömer'e geldiler, "Ya Halife" dediler, "su atıyoruz, ateş oluyor" dediler. "Söndüremiyoruz" dediler. "Sadaka dağıtın" dedi. "Dua alın" dedi. Öyle yaptı, söndü. İnfak bu en öte ucu açık bunu. Bu Cenâb-ı Hakk'a dostluk, bu dostluk alameti. İşte لَنْ تَرَمَ بُرْ رَحْتَهُ تُنْ فُوْ مِمَا تُبُّونَ
Cenab-ı Hak cömertlik, fedakar kul Allah'a yaklaştıran bir keyfiyet. Cenab-ı Hak ya uzu sadakat ben alırım buyuruyor. Baştan benim elime geçer gazanı ihyası, oradan fakirliğine geçer buyuruyor. Hacca gelince bu zaten Kurban Bayramı bu haccın getirdiği bir duygulardır. O duygunun yaşanmasıdır. Bambaşka bir ibadet. İnsan ruhunun adeta rengini, ahengini, huzur iklimini bularak asli hüviyetini kazandırdığı bir ibadet. Üç unsuru var. Mali, bedeni, tefekkürü bir ibadet. En mühim tefekkürü bir ibadet. Ve bunun dikkat edilmiyor. Görüyorsun devam Kâbe'ye tam tavaf yapıyor, kendi fotoğraf çekiyor. Arafat devenin üstüne biniyor, fotoğraf çekiyor. Halbuki bu değil bu. Orada şimdi Rasûlullah'ın ilticası nasıldı orada? Tavafı nasıl Allah Rasûlü'nün? Burada feyz yağmurlu yıkanma bir mevsimidir. Ruhânî tezahürat dolu bir ibadettir. Hac evvela hususi bir vakitte ifade ediliyor. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok mühim. Pazartesi günü yarın Zilhicce'nin ilk 10 günü olmuş oluyor. Biz de şu anda bu günleri idrak ediyoruz bu geceden itibaren. Burada nasıl bir hac, bir ibadet vecdi ile yapılıyor? Bir hatıra anlatayım. Bunu ben Ali Ulu Kurucu'dan dinlemiştim. Birçok kardeş Ali Ulu Kurucu'yu bilir. Büyük bir İslam mücahidiydi. Bir kıssayı anlatayım dedi, bir hatırayı anlatayım dedi. Hacı Bayram İmamı Zekeriya Hoca ile beraber hac yapacaktık diyor dedi. Dedi ki biz bu sene Rasûlullah Efendimiz'in hac yaptığı gibi manşen yürüyerek hac yapalım dedi. Mekke'den Mina'ya, Mina'dan Arafat'a, Arafat'dan Müzdelife'de, Müzdelife Mina'da, Mina'dan Mekke'ye. Yani bir 25 kilometrelik bir yolu yürüyerek yapalım dedi. Heveslendik dedi. Böyle bir hacca Rasûlullah'ın yap bir hacca şey yapacağımız gibi dedi. Bir baktık dedi, tam hatırlamıyorum, ya Müzdelife'de yahut da Mekke'de kadınlar şöyle bir halkı olmuşlardı. Bu Afrikalı kadınlar. Merak ettik, nedir bu halka, niye böyle halka oldular, ne yapıyor bu halkada? Onun reisleri dedi ki, biz dedi Afrika'dan geliyoruz dedi. Ayette men istata'a, gücü yetebilene hac. Biz de gücü yetebilen, biz yürüyerek, gücümüz vardı, yürüyerek hacca geldik dedi. Hatta dedi, yeni evli bir karı koca vardı, o hanımla şimdi doğum yapıyor dedi. O dedi, hamile olarak yürüyerek geldi dedi. Biz de Zekeriya Hoca birbirimize baktık. Biz 25 kilometreyi manşen yapacağız diye onlar ta Afrika'dan manşen geliyorlardı. Eskiden de böyle ta mesela Orta Asya'dan İstanbul'a gelinirdi. İstanbul'dan hacca gidilirdi. Bu belki gidiş dönüş 6 ay sürerdi. Şimdi 3 saatlik o kadar bir kolaylık yolculuk. Fakat tabii orada da bu işin ruhani tefekkürü de dikkat etmek lazım. Biz orada fotoğrafçılık yapmamak lazım. İşimiz o fotoğrafçılık değil. Orada o bir vecd, huşu içinde ibadetleri ifa edebilmek. Yine Efendimiz buyuruyor, başka günde hiçbirine Zilhicce'nin ilk onu kastederek şu günden işlenecek amel-i salihten Allah katında daha sevimli hiçbir amel yoktur. Burada leyalen aş buyuruyor. 10 gece buyuruyor. Tabii gece erken geldiği için günün evvelinde gece gece de gündüz de aynı şekilde demek ki bu 10 günü ibadet, taat, İnfak, hayır hasenatla bayramı hazırlanmamız lazım inşallah. Yine Hac suresinde Eyyâmül Malumat geçiyor. Hac suresi 28. ayetinde Eyyâmül Malumat. Yine Bakara 203. ayetinde Eyyâmül Mavdudat geçiyor. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Zilhicce'nin ilk 3 günü bu Eyyâmül Teşrik yani Kurban Bayramı günü olarak yorumlanmıştır. Yine bu hac hususi bir mekanda yapılır Arafat'ta. Arafat bir af ve iltica mekanı. Âlem-i rahmet gönderen Rasûlullah Efendimiz Arafat vakfesini yapmış. Orada bir talimatı var Efendimiz'e. Bu bir insanlık beyannamesi. Ondan bir iki pasaj okuyalım. Fakat burada en çok dikkatimi çekeceğim. Rasûlullah Efendimiz bu hutbeden sonra Cenâb-ı Hakk'a bir iltica etti. Bir dua etti. Rasûlullah Efendimiz geçmiş geçecek bütün peygamberlerin zirvesi, Allah'ın en sevgili kulu, kıyamet günü bütün peygamberler dahil hepsinin üzerine bir şefaatçi. Miraç'ta Efendimiz'e Cenab-ı Hak söyledi, neyi taltif edeyim dedi. Ya Rabbi dedi, beni sana kul olmak taltif et buyurdu.
Öyle olduğu halde Efendimiz'e ilticası nasıl Cenâb-ı Hak, duası nasıl, yalvarması nasıl? Bu Arafat duaların kabul olduğu yer, Efendimiz'in o veda hacından duasından birkaç cümle okuyacağım. Ey Allah'ım! Senin buyurduğun şekilde bizim söylediğimizden daha üstün olarak sana hamd ederim. Bir idrakimin ötesinde hamd ederim buyurdu. Ey Allah'ım! Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm senin içine dönüşüm sana ayeti ya Rabbi. Ey Allah'ım! Kabir azabından, kalbin vesvesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Ne güzel ikazlar. Tabi bunu kendimize alacağız biz. Ey Allah'ım! Rüzgârların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Hâlâ birçok yer rüzgârlardan afetler görüyor. Semud kavmi rüzgârla kahroldu. Ey Allah'ım! Gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Ey Allah'ım! Göğsüme genişlik ver, işlerimi kolaylaştır. Ey Allah'ım! Göğüsleri vesvese veren şeytandan, işlerinin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeyden şerrinden, komşu rüzgârların getirdiği afetin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belaların şerrinden sana sığınırım. Ey Allah'ım! Sağlığın hastalığa çevrilmesinden, bütün gazabından sana sığınırım. Ey Allah'ım! Beni doğru yoluna ulaştır. Bunu Efendimiz diyor. Nasıl bir zirve, bir yol. Yani Allah'a yaklaştı bir yol. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ondan bir daha çok aziyetini orada ifade ediyor. Ya Rabbi diyor, ben çaresiz yoksulum diyor. Senden yardım ve eman istiyorum. Korkuyorum. Kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çare senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkârsa nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Rabbim duamı kabul edilmesinden beni mahrum bırakma. Yani nasıl bir peygamber rahmeten lil âlemin, nasıl Cenab-ı Hak iltica halinde, nasıl Cenab-ı Hak'tan ilahi bir azamet tecellileri oluyor ki beni bildiğimi bildiyseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz. Resulullah Efendimiz böyle bir iltica içinde. Haccın getirici talimatlar. Yani haccın bir şekli tarafı var, esas ruhani tarafı. Hac çok nazik bir ibadet. Çünkü hacda meşru olan birçok şeyler yasaklanıyor. Nezaket, zarafet artacak. Haçta ne yok? Refes yok, cidal yok, fısk yok ayet-i kerimede. Demek ki refes de, fısk de, cidal yok. Yani şehvi arzular, edep ve ahlak dışı konuşmalar, fıskı vücu, münakaşa gibi ruhani zedeleyen çirkin hal ve davranışlar yasak. Bu haçtan sonra her anki hayatımızda olması lazım olan bir keyfiyet. Adeta bir kefen iklimi. Buyurun muhtu kablen temuhtu, ölmeden evvel ölünüz. Nefsane adı vazgeçiniz. Mahşerin küçük bir provası. Orada bütün apoletler ortadan kalkıyor. Makam mevki şu bu. Başlar açık, ayaklar çıplak. Hac nedir? Bir edep hali. Tevazu. Mümin'e yakışan bu. Onlar geldi ibadur rahman mütevazı ol doşla Cenab-ı Hak buyuruyor. Burada Mevlana'nın mühim bir ikazı var. Tabi bu ikaz hepimizin. Hacca gitsek de gitmesek de. Hacca gidenler orada Kâbe'nin sahibini arasınlar. Neyle arayacak? Kalbiyle arayacak. Kalp bulur. Eğer orada Kâbe'nin Rabbini bulabilirse, gönlünün tecelligâh-ı ilâhî haline getirebilirse, bundan Kâbe'yi her yerde bulabilirler. Yani Allah dostu olarak yaşarlar. Yani her an Cenâb-ı Hak'la beraber olmanın lütfu bildiriliyor. Çünkü bu nazik ibadette yine av avlamak yasak orada. Yeşil bir dal koparmak yasak. Allah'ın mahlukatını incitmek yasak. Gönül kırmak yasak. Başlı başına şefkat, merhamet ve muhabbetle dolu bir ibadet. İhramdaki örtü şekli kul tefekkürü mevt iklimine götürüyor. Âlem-i Rabbi olan Allah'ın huzuruna çıkışı düşündürüyor. Kurban Bayramı Hakk'a yakınlık ve dostluktan hisse almak isteyen her mümin adeta ruhen ihrama girmelidir. Ruhen bir ihram halinde yaşamalıdır. Haccın telkini Allah için affedeceksin ki Allah'ın affetmesine vesile olacaksın seni. Şahsına yapılan kusuru Allah için affedebilmek. Her zamankinden daha müsamahkâr ve anlayışlı olmalı. Adeta melek sıfatlı bir kul olabilmek. Bu şey Allah'la dost olabilmek. Allah'ın farik vasfı budur. Yani melek sıfatlı olması.
Kendi istikametten saptırmak, kulluktan alıkoymak isteyen şeytanı estağfirü billah Allah'a sığınarak salih amelleri taşlayabilmek. Demek ki şeytanı taşlayabilmek. Evuzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Biz şeytanı taşlayamaz, şeytan bizi taşlıyor. Neyle taşlayacak şeytanı? Ameli salihlerle, amelen salihâ. Fatıma Vâdîm Efendi buyuruyor, kızım Fatıma dedi, bol ameli salih işte, sakın benim kıyamet günü peygamber olduğum bana güvenme buyurdu. Yani şeytan tabi sadece hac ibadetine mahsul değil. O güzel sembolü hayatımızın her an devam ettirmek. Yani hayatımızın her zaman şeytanı taşlamamız icap ediyor. Mesela maalesef birçok ana baba da var, kızım gençsin ne olacak? Aç başını, geçsin gitsin. Bir bez parçası. Başörtü bir bez parça değil. Başörtü bir Allah'ın ayeti. Sen Allah'ın ayetini kaldırtırıyorsun. Cenab-ı Hak bu halden sakınmamız için Lokman 30. ayetinde o aldatıcı şeytan Allah'ın affını güvendirerek sizi kandırmasın buyuruyor. De Cenab-ı Hak Yusuf suresinde onu bildiriyor. Yusuf'un kardeşi Yusuf'u kıskandı. Onu öldürelim, ortadan kaldıralım dediler. Babamın teveccühü bize dönsün dediler. Fakat tabi yaptığın için şer olduğuna biliyorlardı. Ne dediler? Tövbe ederiz, kurtulur, salihlerden oluruz dediler. Kul bu düşüncede olmayacak. Daima Cenâb-ı Hak kulluk hâlinde, amel-i sâlihlerle ömrümüzü yan hâle getirecek. Efendim buyurdu ki bir gün, hiç kimse amel ve ibadet sayesinde cennete giremez. Sahâbî şaşırdı. Yâ Rasûlâllah dediler, siz de mi? Dediler, evet dedi. Ben de Rabbimin lütfu ilâhîsiyle bana imdâd diye ben de o şekilde cennete gireceğim buyurdu. Demek ki yaptığımız ameller hepsi Cenab-ı Hakk'ın kabulüne muhtaç. Biz istikameti bulacağız. Cenab-ı Hak affedecek. Yani hepimiz üsve-i hasene Resul Efendimiz o örnek şahsiyetinden hisse alabilmek. Cenab-ı Hak buyuruyor kutsal hadiste, kulum kendisine farz kıldığım amellerden daha sevimli herhangi bir şey bana yaklaşamaz. Bu farz ibadet değil, her şeyde farz amel. Biraz surette olduğu gibi sirette de kulun bana farza ilave eden işte nafile ibadetler de yaklaşır. Gören gözü, işiten kulağı, akleden kalbi olur buyuruyor. Bugün çok mühim yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak İsra suresi 64. ayette şeytanın mallara ve evlatlara ortak olacağını bildiriyor. Malları ortak, helal haram dikkat edilmiyor. Evlatlar da aman diyor şimdi gelirken orada gördük. Üniversite imtihanı var. Anne babalar yığılmışlar. Çocukların çektiği heyecan gibi dışarıda heyecan çekiyorlar. Güzel. Ahireti için ne kadar heyecan çekiyor? Esas hayat ahiret değil mi? Bugün evlen sırf biyolojik anne babası olmak kâfi değil. Onun ruhunu şeytan emziriyorsa, dimağını ehl-i küfür besliyorsa, o ana babanın evladı olmuyor. Nesline zihin ve gönül dünyaları öz kimliğinden uzaklaşıyor, din ve medeniyet yabanlaşıyorlarsa, bu merhaleden sonra biyolojik yakınlığın hiçbir kıymeti kalmıyor. Ana baba hayatlarına bir faydası olmuyor. Cenab-ı Hak Nuh aleyhisselama ey Nuh dedi, o senin dördüncü oğlu için onun ameli gayrı salihtir dedi. Sakın o benim ehlimdir demedi ve o benim ehlimdir diyerek sakın Nuh cahillerden olma buyurdu. Bugün manzara ortada. Manevi yangınlar her taraftan evlatları tehdit ediyor. Anne babanın vazifesi, mesuliyeti evladın sadece biyolojik ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değil. Bir anne baba çocuğu ateşli bir hastalık tutulsa sabaha kadar uyumaz. Doktor doktor gezer. Fakat maalesef bugün bir maneviyat fukaralığı başladı. Çocukların dünyevi istikbalini, ebedi istikbalini daha önemli görme gafleti baş. Allah'ın sonra affeder. Üniversite imtihanında anne baba gidiyor, saatlerce kapıda heyecanla bekliyor. Çocuğu kadar heyecanlanıyor. Acaba kazanabilecek mi diye telaşlanıyor. Peki sen çocuğun maneviyatı için ne kadar emek veriyorsun? Bugün dünden daha zor bir dünyanın içindeyiz. Bugün nesilleri İslami şahsiyet ve karakter yetiştirmek dünden daha zor. Niçin? Çünkü eskiden geniş bir aile kitlesi vardı. Yani bir çocuk her taraftan güzel ahlaklı olması insanların nezaretinde yetişiyordu. Onlardan inikas alıyordu. Tabii şekilde terbiye edilmiş oluyordu. Gün görmüş, ağzı dualı dedelerden ilim irfan öğreniyordu. İslam nezaket, zarafet edebiyle kemal bulmuş ninelerden adab ve erkan öğreniyordu. Mahalle, sokak ve çarşı bile İslam adabı ile yaşayan
büyüklerin bunu birer mektep, birer dergah mesabesindeydi. Böylece evlatlar her yerden gelen müsbit telkinlerin bereketiyle sağlam bir şahsiyet ve karakter kazanıyordu. Maalesef bugün modern hayatın dayattığı yapı bugün evlatları o güzel terbiyeden mahrum bıraktı. Anne baba da sokakların, medyanın insafını bıraktı. Okulda seküler eğitim sistemi ve arkadaş çevresi, evde ve sokakta televizyon, internet şekillendi. Onun için biz bir müsamaha gösteremeyiz kardeşler. Bunun gayesi de bunu insanlığı insanlıktan çıkarmaktır bu. Aile yok etmektir, nesli yok etmektir. Allah kadına erkeğe ayrı fıtratlar verirdi. Allah'ın vermediği fıtrat nasıl birleştirilebilir? Maalesef bugün dünya böyle bir duruma geldi. Velhâsıl 1450 seneki evvel cahiliye bugün tam modern olarak devam ediyor. Ticari hayat öyle helal haram diye bir şey kalmadı. Hep birbirine karıştı. Onun için bugün takva sahibi olabilmek Cenab-ı Hak garden hasene büyük bir ikram edeceğini bildiriyor. En büyük vazifemiz evlatlarımızı koruyabilmek. Ali İzzet Bogoviç vardı. O diyor ki savaş harpte yenince değil düşmanı bezeyince kaybedilir. Bugün toplumun cam kırıklarıyla dolduğu bir devredeyiz. Cemiyet bir sahra hastanesi durumunda. Bu sebeple evlatları ve toplumu irşada koşmak, Kur'an'ı Kerim müessese hizmet vermek, bu da artık nerede bir farz-ı kifayetinden çıkar farz-ı ayın haline geldi. Aksi halde o evlatlarla, evlatlarımızla kıyamet günü ayrı mekanlarda olacağız. Bugün anne babanın vazifesi çok daha ağır. Evlatlarını zamanın fitne şerrinden muhafaza edecek ki kıyamet günü evlatlarıyla beraber olacak. Velhâsıl yine mevzumuza gelelim. Velhâsıl hac, İbrahim aleyhisselâm, Hazreti İbrahim'in tevekkül teslimine hisse alabilmek. İçimizdeki nefis düşmanı ve dışımızdaki şeytan temayülü taşlayabilmek. Sınıf farklılığından sırf kefen iklimine girerek Cenab-ı Hak iltica edebilmek, tevazu halini yaşayabilmek, beylülükülümüze, tüllümüze bir sınıf farkını ortadan kaldırabilmek, ibadullahı Allah'ın kullarını istifaf etmemek, kıyametin o dehşetli manzaranın hissiyatıyla ürpermek. Bak bir deprem oldu ne kadar ürperdik. Kıyamette bu deprem kaç misli? Birbirine uzak Müslüman toplu bir ayı getirmek, bir iman kalbini tesis etmektir. Veda ve Cenab-ı Beşeri münasebet tanzim var. Dinin muhasebesi var. Hülâsı aynı zamanda bir insan hakları beyannamesi var. Burada Cenab-ı Hak canlarınız, manlarınız, namuslarınız öyle mukaddestir ki bunlar her türlü tecavüzden haramdır. Zaten hicretin sebebi de budur. Din korunacak, mal korunacak, namus, iffet korunacak. Yine orada eshabım diyor Resulullah Efendimiz, yarın Rabbimize kavuşacaksınız. Bugünkü her hal hareketine muhakkak hesaba çekileceksiniz. Zerrelerden hesaba çekileceğiz. Yine Efendimiz Rauna Vadisi'nde ey ölmeden önce tövbe edin buyuruyor. Fırsat eldeyken salih ameller işlemeye bakın. Gizli açık bolca sadaka vermek ve Allah'ı çok zikretmekle Rabbinizi aranızda düzeltin buyuruyor Resulullah Efendimiz. Kimin yanı bir emaneti varsa onu sahibine versin buyuruyor. Faizin azı da çoğu da haramdır. Müminin rızkı haramdan koruduğu ölçüde maneviyatta kul seviye kazanır. Cahiliye devri gören kan davalı tamamıyla kaldırılmıştır. En mühim burası bugün. Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgi muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum kadınlar hakkında. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız. Onun namuslarını, iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Bugün kadına şiddet diyorum. Ne demek kadına şiddet? Bir Müslüman, merhametli bir insan diğer kadına şiddet gösterebilir mi? Bir Müslümanın merhamet farikasıdır. Şiddet demek ne demek? Ne kadına şiddet vardır, ne erkeğe şiddet vardır, ne çocuğa şiddet vardır. Ne vardır? Merhamet vardır, şefkat vardır. Bu ne? Bunu hep ayrı ayrı dayatmalar bunlar. Siz kadınların hakkınız olduğu gibi onların sizin üzerinizde hakları vardır buyuruyor. Müslüman Müslüman kardeşidir buyuruyor. Bir bütün Müslümanlar kardeş. Demek ki bir Müslüman diğer bir Müslümana derdiyle dertlenmesi lazım. Sırf kendi hayatını yaşaması kabil değil. Bir kişi sulak bir yerden geçiyordu. Ben de burada ibadetimi, hayatımı burada geçireyim dedi. Bak Allah razı olsun sormadan olmaz dedi. Efendim yok dedi, olmaz dedi.
Sen de emri bil mev nehyanil münkerde bulunman. Kardeşin derdini dertlenmen, orada olmak, orada yalnızca yaşamaktan şu kadar şu kadar daha ecirlidir buyurdu. Yine efendi buyur haksızlık yapmayın diyor. Hak nereye kadar hak? Hayvanlara kadar hak. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Kendinize zulmetmeyiniz. Kendi üzü hakkı vardır. Cenab-ı Hak her hak sahibinin hakkını Kur'an'da vermiştir. Varise vasiyet etme lüzum yoktur. Rabbiniz birdir, babanız birdir, Adem'in çocuklarınızın Adem'le topraktandır. Allah yanında en kıymetliniz inne ekremekum indallahi etkâkum. Takva sahibi olunuzdur buyuruyor. Size bir emanet bırakıyorum. Sımsı sadece yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Ama Allah'ın kitabı Kur'an'dır. En büyük kültür Kur'an-ı Kerim kültürüdür. En büyük mahrumiyet bir anne babanın Kur'an kültürüne evladını mahrum bırakmasıdır. Kur'an kültürü hayatın bütün safhasında lazımdır. Bir yerde değil. Elhasıl böyle gidiyor. Sadece şu var. Bu da bizim mesulümüz. Efendim üç sefer hesabımı tebliğ ettim mi buyuruyor. Duymayan var mı diyor. Burada olmayanlara olanlar söylesin diyor. Yine elini kaldırıp duymayan var mı diyor. Üç sefer. Ya Rabbi tebliğ ettin diyor. Ya Rabbi şahit ol diyor. Çünkü Cenab-ı Hak biz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Peygamber gönderen kavimleri de yani biz de Peygamber Efendimiz'in üsve-i hasenesini tatbik etmekten mesulüz. Onun için efendim bu derdince üç sefer bunu şey yapıyor. Velhâsıl nitekim Hazreti İbrahim malıyla canı evladı ağır bir imtihandan geçti. Yani hepsinden muvaffak ile çıktı. Bu sebeple Halilullah Allah dostu oldu. Müminin dünya hayatına yegane gayesi Cenab-ı Hakk'ın dostluğu mesafe alabilmektir. Daima biz Kurban Bayramı şunları hatırlayacağız. Ben Cenab-ı Hak'la ne kadar dostum? Malımla ne kadar dostum? Canımla ne kadar dostum? Evladımla ne kadar dostum? Canım, malım, evladım Allah yolunda mı? Külâsâ İbrahim aleyhisselâm malını misafirler arz etti. Misafiri sofraya oturmazdı. Allah diyene infak etti. Vücudunu tevhîde korumak için ateşe attı. Ateş gülistan'a döndü. Mevlânâ da diyor ki, ben sana cehennemden kurtulmak için bir yol göstereyim diyor. Eğer sende de İbrahimlik varsa diyor, ateş diye İbrahimleri tanır diyor, onları yakmaz diyor. Bak diyor, İbrahim yakmadı diyor. Düşün de sende ne kadar diyor İbrahimlik var diyor. Hayatın putperest bir kavim mücadele etti. Kalbini Rahman'a verdi. Onun cömertliğiyle melekler bile hayran oldu. Ayet-i kerimede Allah İbrahim'i dost edindi dediler. Allah cümleden razı olsun. Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Zilhicce'nin bu 10 günü ihya etmeyi, bu şekilde Bayram-ı Şerif'e ulaşmayı, son nefese velâ temmütünü illâ ve entüm müslümün, ancak Müslümanlar olacağına can verin buyuruyor. Son nefesimizin de en güzel bayram olmasına, Kur'an-ı Kerim rahlesi üzerinde Allah diye son nefesi vermemiz Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla lillâhi teâlâ el-Fâtiha.